Herkese merhaba. Sizinle yine bir tane daha böyle bir build serisine geldim. Bu build serisiyle beraber size Musul'u tanıtacağım. Kısacası Musul Toolchain nasıl diyeyim size, statik kütüphane yapmak üzere kullanılıyor. Ve gerçekten ama gerçekten çok küçük programlar çıkartmanızı sağlıyor. Yani GNU ile GNU Toolchain ile çoğunlukla uyumlu. Daha düşük kernel ihtiyacı var. Sanki hani bizim ihtiyaçlarımıza uyuyor. Şu andaki göstereyim hemen. Sırf bir tane test için yapıyorum. Mesela dur hemen derleyeyim. Test.cpp o test üzerine bir program derledim. Hiç önemli değil ne olduğu. Benim göstermek istediğim şey şuydu. Test dediğimde görüyor musunuz? 3, 2, 0. Şimdi Musul ile derliyorum. Maalesef Musul'da C++ yok. C var. Yani hazır gelenlerde. Kendiniz derlerseniz şey de geliyor. C++ da geliyor. APT ile indirdiğim Musul programı File test. Bunların ikisi de dinamik. Dinamik. Bunun çok daha fazla artısı var. Build, SH, SH falan filan. Bir sürü artısı var. 64 bit LSP, PA varsayılanları bunlarmış. Buraya kadar aynı. Şurası farklı. Bağımlılıkları, binary kütüphane bağımlılıkları farklı. Şimdi size şeyi göstereyim. Statik derlemeyi göstereyim. File dediğimde statik olduğunu söylüyor ve yine 3.2 olduğunu söylüyor. Bir dakika. Öncelikle bir daha bir statik olmadan derleyeyim. Sonra dediğimde test kütüphanesi 16K, hani şey olmayan, statik olmayan. Şimdi bir daha derliyorum. Bu sefer 16K'ydı, 880K'ya çıktı. Çünkü yani bu bir statik. Çünkü bu bir statik. Yani ihtiyacı olan şey, bütün kütüphaneleri kendi içine toplamaya çalışıyor. Bir dakika, hemen bir de Musul'la derleyeyim. (gülüyor) 16K'ydı. Gördüğünüz gibi GCC statik derlediğinde 880K yapıyorken Musul 16K'ya düşürdü. Oldukça verimli. Yani boyut konusunda gerçekten iyi. Pekala, bunun benim için artısı ne? Bir dakika. Curl, evet. Ben şimdi ilk prebuild olarak indireceğim. Burada çok, çok miktarda şey var, araç var. Muhtemelen birçoğunuz böyle bir aracı küçük şeyler yapmak için, mesela malware evde malware denemesi yapmak için kullanabilir ya da gömülü sistem uygulamaları yapmak için kullanabilir. Böyle bir toolchain'i. Gördüğünüz gibi çok fazla mimariye destek var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi hemen şeyden Linux'tan Windows'a program da derleyebiliyorsunuz. Mesela ben bir tanesini şöyle göstereyim. Ben ARM için göstereyim. Çok gömülü sistemler çok fazla ARM kullanıyor. Grep. ARM. ARM'ı göstereyim. En çok kullanılan benim gördüğüm şu zaten ARM V7 serisi. Ya da daha da eski şeyleri istiyorsanız mesela şunlar var. Şu iki seri var. Bu Cross'la Native arasındaki fark şu. Cross, sen x86 makinede ARM için cihaz şey program derliyorsun. Native derleyicin Raspberry Pi üzerine çalışıyor ve yine Raspberry Pi için derliyor. Anladınız mı? Cross, bir daha söylüyorum. Sen
programını x86'da derliyorsun ama programın kendisi Raspberry Pi'de çalışıyor. Benim de daha çok ilgilendiğim cross oluyor. Ama şimdilik şuradan mesela indirmediğim bir toolchain indireyim. Ha dur, hata verebilir. Hata verebilir şeyden. Bu biraz böyle indirecek. Ondan sonra çıkartacağım. Olan olacak. Evet. Şu anda içindeki x86 için gerekli olan araçları gösteriyorum. İçerisinde bu sefer C++ da var. PWT dosya yolum bu. Ben şuradan çıkayım. Şimdi test programına tekrardan derleyeceğim. İşte x86 ne? Bin içerisindeki şu şöyle bir şey var elimde. Tamam, gördü, güzel. Test.cpp-o test için derle. ls evet. Önemli değil neyin nasıl gözüktüğü. Şurada şey mi? Ha, tire tabii. Şey tire yapınca şöyle gözüküyor da. 16 kilobayt falandı musul. Şey, 18 kilobayttı. Şimdi remove rf ne tilde mi? Yamadığım şu karakteri ha. Şey olarak algılanmaya çalışıyor da. Neyse. Anladım. Şey, sorunu anladım da. Tire işareti 5 için özel bir karakter. Neyse, boş verin şunu. İşte aynı program. 7,5 kilobayt. Önemli olan şey şuydu. Bunu bu sefer statik derlediğimde hani 19 kilobayttan daha da az. Yani bu bir statik bağlandığını söylüyor. Bunun dışında başka ne çıkartabilirim size? Object dump'ını çıkartayım bari. Öyle miydi sanırsam? Biraz zaman geçti. Bunun bir ELF64 olduğunu söylüyorum. Evet. Dinamik olduğunu söylese de şeyi boş ver. Disassembly kodları da bu. Global section, start main. Evet. Libc buradan başlıyor ve evet. Bir exe'ye göre oldukça küçük. Diğer şeyin derlediğine göre. Libc'yi tanıttım. Bu Libc ile beraber ben de GDB server'ı derlemeyi göstereceğim. Sonraki videoda GDB server'ı derleyeceğim. Görüşmek üzere.